Çalışın. Canlı görüntüler ekrana yansıyor. Emniyet görevlileri otobüsün etrafında şu anda görebildi. Evet, kurşun izini görebiliyoruz. Tam şoför mahallinin olduğu yerde bir camda bir kurşun izi var, bir çatlak var. Şu anda görüntüde, evet, Vay. bunlar da kan izleri anladığımız Allah Allah, Allah kadarıyla. Allah, inanılır gibi Gösterebiliyor değil muyuz? ya. Bu ne ya? Ne oluyor burada Yerdeki ya? kan izleri, güvenlik güçleri şu anda olay yerindeler. Bunlar Fenerbahçe Televizyonu'nun Bu yayınladığı, ne ya? bu arada iki el isabet etmiş, iki hatta üç de olabilir. Buradan Şimdi gördüğüm şunu da kadarıyla söyleyeyim. üç. Şoför koltuğunun arkasında da İsmail Kartal oturur, teknik heyet oturur. Yani Evet. İsmail Kartal'a da gelebilirdi. Yardımcı hocalara da gelebilir. Çünkü hemen koltuğun arkasında, şoför koltuğun arkasında teknik direktörler de oturur ilk. Evet. Bu arada Yani sol camı, yani şoförün solundaki cam, ya o da yatırı küme tamamen atayım ya. kırılmış. Bu isabet etmişse Allah korusun Bu ya. belli ki, eğer bu bir Ya burada 3-4 köşede de tane var. bu Evet. resmen Bir şarjör kere, boşaltmış yani evet, biraz insanlar. maalesef öyle olmuş. Anlaşılan o. İşte görüntüler ekrana Ama ben yansıyor. bunun Canlı bir kırıklar. taraftarının yaptığına inanmıyorum ya. Şimdi şeytan avukatlığını da yapmayayım da. Yani Yani hani biz bak uğradık saldırıya, bir sürü saldırıya uğradık. Taşla, sopayla Evet. oldu bu. Taş atıldı, cam kırıldı. Ama yani silah, bunun içinde başka bir şeyler vardır ya. Bu silah neyin nesi ya? Yani evet, çok moral bozucu, umut Ya kırıcı, yok şoför ya, moral garibim bozmaktan orada öte. ne kazanıyor adam ya? Bir buçuk milyar yani insanın Ya hocam, şeyi adam gidiyor dedi yani. bu 40 kişiyi ortadan kaldırmak için yapılan bir şey. Şoföre ateş etmek budur. Bunun Öyle gibi anlamı budur. görünüyor. Evet. Yani otobüsü devirmektir. 40 kişinin birden canına kıymanın yolu orada en önde şu arabayı kullanan insanı vurmaktır. Bunun Evet, başka izahı yoktur yani. Bu tabii. 40 kişinin canına kastetmektir. Evet. Bunun başka açıklaması yok. Bunun. Ya böyle bir şey yok ama. Evet, yani olacak iş değil. Yani kelimelerle tarifi yok bu saldırının. Hiçbir izahı, mantığı yok. Her türlü gerginlik, olumsuzluk yaşanıyor olabilir ama evet, Onur Tuğrul'a bağlanalım şimdi. Onur, yeni bilgiler var zannediyorum. Az önce Fenerbahçe Televizyonu'nun görüntülerinde bir kısmını yayınladık. Yerdeki kan izlerini, şoför direksiyondaki kan izlerini, kırık camı, camdaki mermi izlerini sen neler aktaracaksın bize? Sıcağı sıcağına böyle bir biz bağlantıdayken böyle bir gelişme oldu. Tatsız bir gelişme. Herkesin morali çok bozuk. Sürümene yolu civarında Trabzon havaalanına gidiyordu. Fenerbahçe Rize'den Trabzon'a giderken havaalanına gidip oradan İstanbul'a hareket edeceklerdi. Yolda bir silahlı saldırı oluyor. Şoför yaralanıyor ve ağır yaralı şeklinde bu arada. Ağır yaralı olduğunu özellikle vurgulayalım. Hastaneye kaldırılıyor. Umarız hayati bir tehlikesi olmaz ve güvenlik güçleri de hemen olay yerine intikal ediyorlar. Tabii olayın silahlı bir saldırı olması kafilenin ilerlemesini engelledi. Onlar da bekliyorlar. Hem şoförün durumunu hem de güvenlik ekiplerinin talimatlarını. Biz de şu anda olay yerine ulaşmak üzereyiz. Oradan gelişmeleri takip edeceğiz. Şu anda telefonla aldığımız bilgiler. Biz de birazdan orada olacağız ve size oradan daha detaylı bilgileri de aktarmaya devam edeceğiz Nebil Evren.